Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Lasix ampul nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Lasix, kas veya damar içine uygulanan 20 mg furosemid etkin maddesini içeren 2 mm ampul formundadır. 5 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca tablet formu da bulunmaktadır. Lasix, idrar söktürücü adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerde indiren atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Lasix güçlü bir idrar söktürücüdür. Doktorunuz size Lasix'i şu nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir. Süre gelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağlantılı, fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu, süre gelen böbrek yetersizliğiyle bağlantılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu, hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğine sıvı atılımının devam ettirilmesi, böbreklerdeki bulgu ve belirtilerle bağlantılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu, karaciğer hastalığı ile bağlantılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu, yüksek tansiyon, yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu, vücuttan idrar atılımının zorlamasının gerektirdiği durumlarda destek olarak kullanılır. Lasix ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Lasix'i şu durumlarda kullanmayınız. İlacın içeriğindeki etkin madde olan furosemide veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa, aşırı sıvı kaybettiyseniz, vücut sıvılarınızın hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa, vücutta idrar üretilmemesine yol açan böbrek yetersizliğiniz varsa ve bu durum Lasix kullanılmasına cevap vermiyorsa, böbrek veya karaciğer üzerinde zehirleyici etkileri bulunan, ilaçlara bağlı gelişen böbrek yetmezliğiniz varsa, ciddi karaciğer yetersizliği sonucu ortaya çıkan karaciğer koması ile ilişkili böbrek yetmezliğiniz varsa, kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa, kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa, karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa, bebeğinizi emziriyorsanız, Lasix'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan, mesane boşaltılmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa, düşük tansiyon, düşük tansiyonun riski teşkil ettiği hastalıklar, kalp damarlarda ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık varsa, belirti göstermeyen ve belirgin şeker hastalığı, gut hastalığı varsa, idrar yapmakta güçlük çekiyorsanız, şiddetli karaciğer hastalığıyla bağlantılı böbrek işlevlerinizde yetersizlik durumu, kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa, erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa, lityum tuzları ile eş zamanlı kullanım, Lasix kullanımı doping testlerinde pozitif sonuçlara neden olabilir. Ayrıca Lasix doping maddesi olarak kullanılması sağlığınız için tehlike oluşturabilir. Bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Lasix'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Lasix ampul damar içine veya kas içine zerk edilerek kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir. Lasix ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Lasix'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi, kandaki kimyasalların konsantrasyonunda değişiklik, özellikle yaşlarda kan hacminde azalma veya vücuttan su kaybı, kandaki kreatin miktarlarında artış veya trigliserit adı verilen kan yağlarında artış, kan basıncı düşüklüğü. Yaygın yan etkisi, kanda sodyum, klor, potasyum değerlerinin düşmesi, kanda kolesterol ve ürik asit değerlerinin yükselmesi, gut atakları, karaciğer yetmezliği, idrar miktarlarında artış. Yaygın olmayan yan etkisi, kandaki trombosit sayısında azalma, şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma veya yüksek kan şekeri, bulantı, kaşıntı, döküntü, seyrek yan etkisi, beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, uyuşma, baş dönmesi hissi, uyuklama, zihin karışıklığı, kafada basınç hissi, miyopun ilerlemesi, bulanık görme, kan hacminin azalması ile beraber görme bozuklukları, kulak çınlaması, kan damarları iltihabı, kusma, ishal, bacak kası krampları, kuvvetsizlik, kronik artrit, böbrek iltihabı, ateş. Çok seyrek yan etkisi, akut pankreas iltihabının belirtisi olabilen şiddetli karın veya sırt ağrısı, karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması, karaciğer enzimlerinde artış, safra yollarının kapanmasına bağlı sarılık, karaciğerde dolaşım yetmezliği, bilinmeyen yan etkisi, kandaki kalsiyum, magnezyum düzeyinde azalma, üre artışı, metabolik alkoliz nedeniyle ağız kuruluğu, güçsüzlük, yorgunluk, huzursuzluk, nöbetler, kas zayıflığı veya krampları, düşük kan basıncı, hızlı veya düzensiz kalp atışı, idrarda sodyum, klor ve
üre artışı, idrar yapamama, erken doğan bebeklerde sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbrekler kalsiyum tuzlarının birikmesine veya böbrek taşı oluşumu, baş dönmesi, bayılma veya bilinç kaybı, baş ağrısı, bir kan pıhtısı oluşumuna bağlı olarak kan damarlarının tıkanması, çoğu zaman ciddi potasyum yetersizliği durumlarına bağlı olarak ciddi kas hastalıkları vakaları bildirilmiştir. Enjeksiyon yerinde ağrı, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Lasix ampul nasıl kullanılır? Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Uygulama yolu ve metodu ise Lasix ampul formu yalnızca ağızdan uygulamanın mümkün ve etkili olmadığı durumlarda ya da eğer hızlı bir etki gerekiyorsa damar içine uygulanarak verilir. Eğer damar içine uygulanan tedavi kullanılıyorsa mümkün olan en kısa sürede ağızdan uygulanan tedaviye geçilmesi önerilmektedir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, bebeklerde ve 15 yaşın altındaki çocuklarda istisnai durumlar dışında Lasix kullanılmamalıdır. Ortalama günlük doz 0.5 mg furosemid kilogram vücut ağırlığıdır. İstisnai vakalarda 1 mg furosemid kilogram vücut ağırlığına kadar damar içi uygulama verilebilir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızdaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır. Lasix'in saklanması. Lasix'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.